hikaye yıllar önce Arabistan'da tüccar bir şeyhin başından geçen ibretlik bir olaydır. Bir gün komşusunun daveti üzerine kendisine misafirliğe giden bir adam, onun sıkıntılı bir durumda olduğunu gördü. Arkadaşı kendisine başından geçen ve canını sıkan durumunu anlattığında, onu sabırla dinleyerek telkin vermeye başladı. Hatta bu durumdan etkilendi. Aralarındaki samimiyetten ötürü arkadaşının derdini dinledikten sonra, "Sana kimsenin bilmediği bir hikayemi anlatacağım. Bu durumu şu zamana kadar eşim, ben ve Yüce Allah'tan başka kimse bilmiyor. Belki bu duyduklarından sonra şükredersin," dedi ve başladı anlatmaya. "Yaşımın geldiği yılların birinde evlilik için güzel ve uygun bir kız buldum ve ona evlenme teklifi ettim. Onunla nişanlandım. Kısa bir süre sonra da evlendik ve evliliğimizden yaklaşık bir ay sonra karımda garip bir şeyler fark etmeye başladım. Karnı büyüyor ve şişiyordu. Bu durumdan şüphelenmiştim. Daha yeni evliydik. Bu kadar hızlı hamile kalıp karnının şişmesine şaşırmıştım. Üstelik karım evden dışarı çıkmaz, hep evde otururdu. O zamanlar düşündüğüm gibi beni aldatıyor olmasından dolayı insanların hamileliğini öğrenmesinden korkuyormuş gibi eve kimseyi almadım. Ama ona da durumdan hiç haberim yokmuş gibi davranıyordum. Evliliğimizden 5 ay geçmişti. Zaman böyle ilerlerken şüphelerim devam ediyor ama hiç belli etmiyordum. Birkaç ay daha beklemeye karar verdim. Eşimin karnı sanki 9. ayındaymış gibi şişmişti. Artık bu duruma daha fazla dayanamadım ve bir gün sinirli ve sert bir şekilde yanına gittim. Her şeyi bildiğimi, kimden hamile kaldığını, bu çocuğun kimden olduğunu, her şeyi sordum. Her şeyi öğrendiğimi anlamıştı. Gençlerden birisiyle bir ilişkisi olduğunu itiraf edene kadar ona mobbing uyguladım. Ve utana sıkıla da olsa bana benimle evlenmeden önce sevgilisiyle ilişkisinden ve yaşadıklarından bahsetmeye başladı. Duyduklarıma inanamıyordum. Her şey tam da şüphelendiğim gibiydi. Delirmiş bir vaziyette ne yapacağımı bilmiyordum. Karımı ifşa edebilir veya onu boşayabilirdim. Yasaları ve olacakları düşünürken ona bir şey yaparsam haklıyken haksız duruma düşebilirdim. İnsanların onun yanında olmasını sağlayabilirdim. Bu yüzden uzunca düşündükten sonra onu boşamaya değil, tövbe ettirmeye, bu büyük hatası ve utanç verici eyleminden sonra Yüce Allah'a dönmesine karar verdim. Onu doğum tarihine kadar beklettim ve aklımdaki planı devreye soktum. Gecenin bir yarısı gittim ve ona doğumunu yapabilmesi için bir ebe getirdim. Herkesin uyuduğu vakitte kimsenin neler olup bittiğini bilmesini istemedim ve sonunda ebe eşime bir erkek çocuğu doğurdu. Daha sonra da gitti. Ben de ertesi güne kadar bekledim. Öğle namazı vaktinde bebeği sepetin içine saklayıp camiye gittim. İmam namaz kılmaya başlayınca camiye girdim. Kimse beni görmeden bebeği ayakkabıların arkasına koydum. Sonra cemaate katıldım ve namaz bitinceye kadar orada kaldım. Yüksek sesle ağlayan bebeği duyanlar hemen çocuğun etrafına toplandılar. Aslında benim de planım ve isteğim de buydu. Ben de onlarla birlikte çocuğa yaklaştım ve "Neler oluyor?" dedim. "Cemaat de gel de gör. Bu annesiz babasız çocuğu da kim bıraktı böyle? Şimdi bu çocukla biz ne yapacağız? Polisi arayalım," dediler. Ben de onlara "İsterseniz durun, bir sakin olun. Bu bebeği bana verin. Ben ve eşim ailesinden bir haber alana kadar Allah rızası için çocuğa bakabiliriz," dedim. Cemaat bu durumu kabul etti. Bebeği alıp doğruca evin yolunu tuttum. Böylelikle hem bebeği hem de yuvamı kurtarmıştım. Eve gittiğimde bu durumu eşime de anlattım. Planımın ve yaptıklarımın karımın üzerinde büyük etkisi olmuştu. Sonraları hatalarından tövbe etti ve bir daha benden habersiz bir iş yapmayacağına dair söz verdi. Ben de o çocuğu kendi çocuğum gibi bakıp büyütmeye kendime söz verdim. Çok dualar ettim. Bu işi ona emanet ettim. Bu zamana kadar da kimseye bu hikayemi anlatamadım. Lütfu için Yüce Allah'a şükürler olsun," dedi. Adamın anlattıklarını şok içerisinde dinleyen komşusu, arkadaşının bu anlattıklarından sonra kendi yaşadıklarını unutmuşçasına buz kesmiş, ağzını bile açamamıştı. Peki sizin başınıza böyle bir olay gelseydi ne yapardınız? Duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.